Eğer beni tedavi edersen bütün bu hediyeler senin olacak dedi. O delikanlı, ben dedi kendiliğimden kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah Teala verir. Eğer sen yüce Allah'a inanırsan ben de ona dua ederim, o da dilerse sana şifa verir dedi. Adam müşrik, Allah'a inanmıyor. Diyor ki Allah'a iman edersen, Müslüman olursan ben senin için Allah'a dua ederim, Allah da sana şifa verir. Adam böylelikle iman etti. Allah Teala da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip meclisteki yerini aldı. Yüksek bir bürokratmış demek ki. Gözleri kör olunca işini kaybetmiş. Bu gence geliyor. Dini kabul ediyor. İslam'ı kabul ediyor. O zamanki tevhid akidesine. Gözleri açılıyor. Tekrar padişahın yanına varıyor. Padişah diyor ki senin gözünü kim iyi etti? O da Rabbim diyor. Bu defa padişah diyor ki senin benden başka Rabbin mi var diye gürledi, kızdı. Adam benim de senin de Rabbin Allah Teala'dır dedi. Bunun üzerine sinirlenen padişah adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi, padişah ona. Demek ki bu adam sihirbazın yanına gitmekten vazgeçmiş, Allah'ın ona öğrettiği, rahipten, hocadan öğrendiği şeyleri insanlara anlatmaya, insanları hak dine çağırmaya başlamış. Şimdi camilere bu gençlerin gelmesi, camilere yolun düşmesi ne kadar iyi bir şey. Kötü yerlere giden insanlar hep kötü olurlar. Ama iyi yere gelirsen, o çocuğu küçük yaşta sihir öğrensin diye bir adamın yanına veriyorlar öğrenci olarak. Yolda bir hocaya rast geliyor. Hocanın sayesinde hocanın anlattıkları hoşuna gidiyor. Hak dini kabul ediyor. Sonra karar veremiyor, diyor ki acaba benim sihirbaz olan ustam mı yoksa bu hoca mı haklı? Allah hangisini seviyor diyor. Ve bunu test ediyor. Bir insanlara zarar veren bir hayvanı Allah'a dua ederek taşlıyor. O hayvan da ölüyor. Bu anlıyor ki rahibin dediği doğru. Hak yol onunki. Padişahın yakınından birisini tedavi ediyor. Adam işkenceyle bunun yerini söylüyor. Neyse bunu bulup geliyorlar. Padişah ona dedi ki delikanlı dedi, demek senin sihirbazlığın körleri ve alacaları iyi edecek dereceye ulaşmış. Ben seni oraya göndermiştim. Sen çok iyi bir sihirbaz olmuşsun. Duyduk mu sen epeyce işler yapıyormuşsun, öyle mi diye sordu. Delikanlı, hayır ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah Teala'dır dedi. Padişah delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Neticede rahip getirildi. Rahip onu ikaz etmişti. Başına bir musibet gelebilir. O musibet geldiğinde sakın benim yerimi söyleme dedi. Ama işkence altında dayanamadı. Rahibin yerini söyledi. Rahip getirildi ve kendisine dininden dön denildi. Rahip bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip başının tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Rahibin parçalarının her biri bir yana düştü. Adam ikiye biçilmiş, yarısı buraya yarısı buraya. Kanlar her tarafa saçılmış. Sonra padişahın adamı getirildi. Ona da dininden dön denildi. Hani gözleri açılınca iman etmişti ya. O getiriliyor ilk. Delikanlının yerini söyleyen eski yüksek bürokrat diyelim. O getiriliyor. Ona da dininden dön denildi. Ancak o da dinden dönmeyi kabul etmedi. Padişah onu parçalarının her biri bir tarafa düşünceye kadar testere ile başının ortasından ikiye biçtirdi. Daha sonra delikanlı getirildi. Ve dininden dön yoksa öleceksin diye tehdit edildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu talimatı verdi. Bunu şu dağın tepesine çıkarın, dininden dönerse ne âlâ, değilse onu aşağıya uçurumdan atın dedi. Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı dedi ki
dua etti. Allah'ım beni bunların elinden nasıl dilersen öylece kurtar diye dua etti. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve o adamlar kendileri uçurumdan aşağı düştüler. Delikanlı sapasağlam yürüyerek padişahın yanına döndü. Korkmamış, geriye de varmış yani, bak beni öldüremediniz diye. Padişah ona dedi ki yanındakilere ne oldu? Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi. Bunun üzerine padişah delikanlıyı adamlarından bir başka gruba teslim etti. Bunu bir gemiye bindirin, denizin ortasına götürün, dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın gitsin dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. Allah'ım beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar diye o delikanlı yine dua etti. Gemi içindekilerle beraber alabora oldu, hepsi boğuldu. Delikanlı sağ salim padişahın yanına yine döndü vardı. Padişah onu görünce dedi ki yanındakilere ne oldu? O da dedi ki Allah beni onların elinden kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim sana söyleyeceklerimi yapmadıkça beni öldüremezsin. Delikanlı burada padişaha bir oyun oynuyor. Kafasında kurmuş. İslam'ı herkese anlatacak. Dedi ki padişaha, halkı geniş bir meydana topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Benim sadağımdan ok, torbamdan bir ok al, yayını tam ortasına koy. Sonra da delikanlının Rabbinin adıyla de ve at. İşte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Adamın halkı İslam'a inanmıyorlar, Allah'a inanmıyorlar. Bu da insanların Allah'a inanmasını istiyor. Padişah da bunu engellemek istiyor. Padişah bunu duyunca halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının sadağından bir ok aldı. Yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla deyip oku fırlattı. Hani adamına demişti ya, senin benden başka Rabbin var mı diye. O delikanlıyı öldürmekten aciz kalınca onun dediğini yapmak zorunda kaldı. Delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. Bunun üzerine oraya toplanan halk, biz delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Daha sonra durumu padişaha ileterek etrafındakiler, gördün mü? Çekindiğin şey nihayet başına geldi. Halk iman etti dediler. Senin padişahlık elden gidiyor. Bunun üzerine padişah sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Padişah dedi ki bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın. Yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Yani ateşe yaklaştırın, dininden dönerse bırakın, dönmezse atın içine. Emri yerine getirdiler. En sonunda kucağında çocuğuyla bir kadın geldi. Bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı. Sendeledi. Çocuk, kucağındaki çocuk dedi ki anneciğim sık dişini, sabret, çünkü sen hak din üzeresin. Demek suretiyle annesini cesaretlendirdi. Kadın imanından dönmek yerine kendini ateşe attı. Şimdi bakın, dünyada bir zulüm var. O Filistin'de insanlar bu padişahın hendeye attığı insanlar gibi ölümün kucağına atılıyor. Ve inşallah Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle nereden geldiğini bizim de bilemediğimiz bir kuvvetle bunlar helak olacak. Çünkü bu adam kendisine sihirbaz yetiştirmek için o çocuğu özel buldu, kabiliyetli bir ustaya gönderdi. Kendi sihirbaz başına gönderdi. Bu çocuk kendi canından olmak pahasına İslam'ın hak din olduğunu o kafirin diliyle insanlara ispat etti. Şimdi bizde Irak'ta şu kadar milyon adam öldü. Şu kadar kadına tecavüz edildi. Suriye'de şu kadar adam öldü. Şu kadar insan
yerinden yurdundan oldu. Şu kadar insana tecavüz edildi. Myanmar'da öyle yapıldı. Yemen'de öyle yapıldı. Biz bir yerde Saddam'ı suçladık, bir yerde Kaddafi'yi suçladık, bir yerde başka bir şey dedik, bir yerde başka bir şey dedik. Fakat bugün sırf Allah birdir dedikleri için ve babalarından kalan toprağı terk etmedikleri için insanlar o bombaların ateş çukurları içerisinde kalıyor. Ve dünyanın her tarafındaki vicdan sahibi insanlar Allah Allah böyle de zulüm olur muymuş diyorlar. Hatta şu Türkiye'de yaşayan bizler gaflet uykusundan gözümüzü bu sayede açtık. Şu kadar hoca vaaz ediyor, şu kadar insanlar bir şey anlatıyor. Hiç kimse anlamıyordu. Şu 35-40 gün içerisinde Allah'ın dinine düşman olanların bu düşmanlıkları sebebiyle kundaktaki çocuğu bile canavarın yapmayacağı bir surette öldürmelerini ve bu öldürmelerden haz aldıklarını, dünyanın en zalim, en gaddar insanları olduklarını Allah bu normal genel halka anlattı ya. Onun için zalimin sonu yakındır. Allah Celle Celaluhu sizin hanginizin imanında sadık olduğunu, hanginizin imanı hususunda yalancı olduğunu imtihan etmeden sizi başıboş bırakıvereceğimi mi zannettiniz buyuruyor. Filistin kurtulur. Orada bir devlet kurulur. 50 bin çocuk doğuyor bir ayda. Sen öldürdün 10 bin kişi, 40 bin kişi yine fazla. Nasıl bitireceksin? Bu mümkün değil. Ve dünyanın her tarafındaki Müslüman gençleri, biz 10 sene eğitim verseydik bu kadar küfre karşı bilenmezlerdi yani. 40 gün içinde bu zalimler biz Müslümanların evlatlarını kendileri eğittiler. Biz dediler dünyanın en zalim adamıyız. İyi büyüyün, iyi yetişin, gelin bizim hesabımızı görün dediler adamlar. Ve gençler bunu böyle biliyorlar. O yüzden biz bugün kendimize düşen ne olduğunu düşünerek, ya Rabbi eğer Müslümanlar yeryüzünde hakim olacaksa benim de bir hissem olsun, benim de bunda bir payım olsun diye gayret gösterme zamanımızdır. O yüzden çoluk çocuğumuza Allah'ın dinini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i ve Müslümanların sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların İslam anlayışını iyi anlatmalı, yerleştirmeliyiz. Yoksa babalar olarak biz de imtihanı kaybedeceğiz, çocuklarımız da kaybedecek. Şimdi bakınız, oradaki rahip hocaydı ama sihirbazdan bir sihir öğrenmek üzere yola çıkan bir çocuğa Allah oradaki insanların hepsinin hidayete ermesini nasip etti. Kime ne nasip olacak bilemezsin. Bir ateistin çocuğu Müslüman oluyor, ömür boyu İslam'ı yaymak için yaşıyor. Ama bizim payımız ne olacak? Herkes sevap torbasını doldururken biz anası Müslüman, babası Müslüman, dedesi Müslüman, onun dedesi Müslüman, onun dedesi Müslüman, nineleri Müslüman, biz hissesiz, biz paysız mı kalacağız? Onun için en çok gayret etmek bizim milletimize, bizim halkımıza düşüyor. Allah bu gayretten inşallah bizleri mahrum eylemez. Bir hadis daha okuyalım inşallah. Bu hadis biraz uzun da. Arapçasından okumak istemedim çünkü vakit yetmiyor o şekilde. Enes radıyallahu anh rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Merran nebiyyu ala imraetin tebki inde kabrin fekale ittakillaha vasbiri. Bir kadının çocuğu ölmüş, yeni gömülmüş, kabrin başında kadına ağlıyormuş. Peygamberimiz de oradan geçerken demiş ki Allah'tan kork, sabret demiş. Kadın söyleyenin kim olduğunu bilmeden, peygamberimiz olduğunun farkında değil, demiş ki İleyke anni, git başımdan. Fe inneke lem tusab bi musibeti ve lem tarifhu. Sen benim başıma gelen musibete uğramadın, sen benim ne çektiğimi bilmezsin demiş. Fekile leha, peygamberimiz uzaklaşınca sahabe demiş ki o sana sözü söyleyen peygamberimizdi demişler. Kadın eyvah demiş. Kime karşı söyledin ben bu sözü? Peygamber fe'etet baben nebiyyi felem tecid indehu bevvabi. Peygamberimizin evinin kapısına geldi. Orada da kimsecikler yoktu.
içeriye seslendi. Dedi ki: "Lem a'rifke ya Resulallah, ben senin olduğunu bilmiyordum." Öyle söyledi. Konumuz sabır ya. Fekale: "İnnemes sabru indes sadmetil ula." Peygamberimiz içeriden cevap verdi. Dedi ki: "Sabır musibetin ilk vurduğu anda gösterilendir. Soğuduktan sonra gösterilene sabır denmez." Hazreti Allah Celle Celaluhu, bakın bir önceki hadiste de o rahip ortadan ikiye kesiliyor, imanından dönmüyor. O gözleri açılan adam ortadan ikiye kesiliyor, imanından dönmüyor. Niye? İmansız gitmek ebedi bir felaket. Biz bugün imanımız için mücadele etmeliyiz. Çocuklarımızın imanını çalacak her şeye karşı mücadele etmeliyiz. Bugün Türkiye'mizde maalesef İslam'a parmak sallayanın parmağını kırmak şöyle dursun, cevap bile veremiyoruz ya. Adam sövüyor dine, İslam'a, Kur'an kurslarına. 4-6 yaşta çocuklarımızı okutuyoruz, adam hakaret ediyor. Onun için İslam'ı korumak için adamlar canından vazgeçmişler. Yani canımı veririm, imanımdan vazgeçmem. Sabır budur yani. Bugün çocuğumun notunu kırar diyor, okuldaki hiçbir öğretmene bir şey demiyor anne babalar. Şu olur, bu olur. Yani sen dininle alakalı bir mücadele vereceksin ya. İnandığın davayı dillendireceksin. Hazreti Allah Celle Celaluhu inşallah bizleri muvaffak eylesin. Yani bugün Türkiye nasıl oraya yardım etsin diyebiliyoruz bazen. Yani gücü nereye kadar yeter? Ya Sultan Selim kendi içimizdeki birliği sağlamadan Avrupalılarla mücadele edilmeyeceğini bildiği için ilk önce gitti İran seferine. İran'ı yendi geldi, ondan sonra Haçlılarla mücadele etti. Biz inşallah Türkiye'de İslam'ın kanunlarının, şeriatımızın emir ve yasaklarının tatbik edildiği günleri görürüz de ondan sonra diğer Müslümanlara yardım etme imkanımız meydana gelir. Allah bizi de sabrederek o günlere ulaşmayı nasip eylesin. Sabretmek susmak değildir. Sabretmek canından bile olacak olsan imanından vazgeçmemektir. Allah bunu bizlere nasip eylesin. El Fatiha. Allah.